Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahs-ı manevi olarak değil, bir şahıs olarak geleceğini söylüyor. 1. Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetdarı olan imanı tahkiki neşr, gerçek imanı yayma ve ehli imanı dalaletten, iman edenleri sapmaktan kurtarmak. 2. Bu hakikatten anlaşılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse. 4. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine, peygamberimizin nurani soyuna bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Hazreti Mehdi isminde bir zat-ı nurani, nurlu bir şahıs, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafıkhaneyi, münafıklık akımını öldürüp, etkisiz hale getirip dağıtacaktır. Ahir zamanın o büyük şahsı, Ali Beyt'ten, peygamberimizin soyundan olacak. 6. O zat, o taifenin uzun tetkikatı, o topluluğun uzun araştırmaları, incelemeleri ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. 7. Ben de onlara demiştim. Ben kendimi Seyyid, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, Peygamberimizin ailesinden olacaktır. 8. O ileride gelecek acip bir şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, önceden gelen takipçisi ve o büyük kumandanın piştar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum. 9. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, içtihat eden büyük İslam alimi, hem en büyük bir müceddit, her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, hem hakim, hem Hazreti Mehdi, hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den, Peygamberimizin soyundan olacaktır. 10. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. O gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor. Yanlış olur. Onun için nurlara o ismi vermek münasip görünmüyor. Belki müceddittir, onun piştarıdır denilebilir. 12. O zat, bütün ehli imanın, iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve İttihad-ı İslam'ın muavenetiyle, İslam Birliği'nin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın, alimlerin ve velilerin ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden, özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli, çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyyidlerin iltihaklarıyla, peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla o vazife-i uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır.
Elbette o kuvvet-i azimedeki büyük kuvvette bir hamiyet-i aliye, yüce bir gayret feveran edecek, coşacak ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak, hak yola ve hakikate sevk edecek. 14. Her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette, bir açıdan yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdisi unvanını almamışlar. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili, açıklaması şudur ki, büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi. 16. Ehli imanı dalaletten muhafaza etmek, iman edenlerin doğru yoldan sapmalarını engellemek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla, çok zaman tetkikat, araştırmayla meşguliyeti iktiza ettiğinden, gerektirdiğinden, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. 17. Hem büyük Mehdi'nin halleri, sabık Mehdi'lere, önceki Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık, uygun çıkmıyor. Hadis-i müteşabih, birçok anlama gelebilecek hadis hükmüne geçer. 18. Belki nur-i imanın, imanın ışığının dikkatiyle o eşhas-ı ahir zaman şahısları tanınabilir.